ses kopya. 1,5 Adana, 1,5 milyon liraya. Sevgili sev sakinleri, Tarım Köfte Dönüğü şu anda hizmetinize girmiş bulunmaktadır. Yavrum be. Ya Kenar abi, biz bu hoparlörü taktırdık ama bu şekilde gürültü kirliliği yaratmış olmuyor muyuz abi? Zaten zabıtalarla köşe kapmacı oynuyoruz. Bir de sen buradan böyle anons yaparsan adamlar bizi elleriyle koymuş gibi bulurlar. Ya resmen biz buradayız diye bağırıyoruz abi. Ya Kerem, sen şu reklam işinden hiç anlamıyorsun kardeşim ya. Bugün tavuk bile gıdaklayarak yumurtasına haber veriyor ya. Buyurun, yumurtam hizmeti hazırdır şeklinde yani. Hayvanın, bak hayvanın kendi içerisinde pazarlama tekniği var kardeşim. Tamam biz de köfte yapıyoruz ama gıdaklamıyoruz ki. Sen hiç bak 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 diyen köfteci gördün mü? Bir bıçak bak 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 olur mu yani? Gıdaklama dediğinde Kenar abi, biz de kendimize şarkı yapsak ya abi. Hani tüp kamyonları da filan çalıyor ya. Didi dit 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 köfte diye çalsa mesela abi. Aferin lan Ayrı. Bravo lan sana. Senin kafan bazen bu işlere çalışıyor ha. Bunu siciline artı puan olarak işleyeceğim canım, tamam mı? Bu şarkı işinden sen sorumlusun. Orijinal bir çalışma istiyorum ona göre. Ben sana söylemiştim Kenar abi, zabıta geliyor. Tüyelim abi. Ulan ne duruyorsunuz? İskeleri bu tabakları toplasaydın mı lan? Sirkeci devrilip Şişli istikametine gitmekte olan köfte arabamız hareket etmek üzeredir. Personel yerlerini aldı mı? Lütfen dikkat. 4 numaralı masanın köftesi hazırdır. Kenar Mobil Köfte Salonu, teşekkürler. Hayrola oğlum, 5 numaranın köfteleri nerede kaldı lan? Az sonra abi. Lütfen dikkat. 5 numaralı masanın köfteleri az sonra. Teşekkürler. Lütfen dikkat. Saat 16.49. Hava sıcaklığı 21 derecedir. Denizlerimiz mutebil dalgalıdır. Teşekkürler. Abi şöyle bir beste yaptım. Uf of dev köfte abi. 12 dev köfte abi. Uf of dev köfte Kenar abi. Nasıl abi? Ya ne yapıyorsun be ailecim? Makara mı yapıyorsun be kardeşim ya? Hayır abi. Ya senden abi özgün bir çalışma istedik. Sen ne getiriyorsun yani? Yapamayacaksan söyle, verelim bir sanatçıya yani. Ya. Yaparım abi. İlkokulda müzik derslerinde de pek iyi alırdım ben abi. Yaparım abi. Ya hadi ama. Abi yaparım abi. Ya tamam ayrı kes. Yaparım abi. Kes ayrı. Abi yaparım abi. Kenar'ın köfte ve bilgi servisi sunar. Trafik Boğaziçi Köprüsü'nde tıkalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcıdır. Ya dükkanımızda bilgiler 10 dakikada bir güncellenmektedir. Etlerimizi de günlük duruna göre ha. Sevgili sev sakinleri, iyi günler. İkincilik A kategorisinde oynayan maç sonuçlarını bildiriyorum. Sivas Spor 3, Kayseri Spor 0, Antalya 1, Karşıyaka 1. Bak sen. Bana baksanıza, siz ne yapıyorsunuz siz orada? Köfteci, köfteci, köfteci! Buyurun abla, köfte mi lazımdı? Hayır, huzur lazımdı. Nedir bu kardeşim? Sabahtan beri car 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 beynimi şişirdiniz. Nerede görülmüş bir seyyar köftecinin maç sonuçları verdiği? İyi de ablacığım, bilgilendiriyoruz sizi yani. Ben bilgilendirilmek istemiyorum. İnsan zorla bilgilendirilir mi canım? Ben bu yüzden 3 tane cep telefonu parçaladım. Hadi çekin gidin arabanızı başka yere, hadi. Ablacığım niye bu kadar sinir yaptın ya? Çocuk falan mı uyuyor içeride? Aa, dilinin zoruna bak. Ben çocuklu bir apartmanda oturmadım, oturmam da. Hatta benim bir kiralık dairem var. Onu da vermiyorum çocuklu aileye. Vermem kardeşim ben. Manyak lan bu karı. Ulan. Ulan kadına bir selam verelim dedik. Hayat hikayesini anlattı biz ayrı. Neyse başka bir sokağa gidelim. Allah'tan göç etmeye müsait bir müessesemiz var yani. Yeter ama ya. Alo Dalmaç. Bak Ezgisu'yla aranızda olanlara karışmayayım diyorum ama burama kadar geldi artık ya. Ne biçim insanlarsınız siz? Ya sana iğrençsin deyip telefonu kapatıyorum. İnatla aramaya devam ediyorsun. Ha? Hı-hı. Ya bak bu tip konuşmalarla bir ilişki sürdürülemez. Az önce Botona da söyledim. Bu bir ilişki biçimi değil. Ya bak bu tip konuşmalarla bir arkadaşlık sürdürülemeyeceği gibi kadın erkek ilişkileri de böyle bir çerçevede tanımlanamaz. Hı-hı. Ya elbette samimi olarak söylüyorum. Tamam sen otur bütün bunları en baştan bir kez daha düşün, tamam mı? Ha-ha. İyi günler. Alo. Sıdıka. Bil bakalım şu an elimde ne var? Umarım tabanca vardır Kenar. Eğer öyleyse hemen şakağına dayıp tetiği çek, tamam mı? Öyle değil be Sıdıkam. Şu an elimde bir mikrofon var. Bir ses vereyim de dinle.
Ses, deneme bir kez ses. Duydun mu Sıdıka? Bu ses tesisatını kurumumuza yeni döşedik de sana bir haber vereyim dedim. İstersen buraya gelip mikrofona bir şeyler söyleyebilirsin Sıdıka. Veya sen orada dur, üfle. Hem ahizeye hem de mikrofona üflemiş olursun. Yuh ayı. Umarım bir dahakine elinde bir dinamit lokumu tutarsın, tamam mı Kenan? Ancak o zaman gelip fitili ateşleyebilirim. Aman be kızım, hemen celallenme ya. Ayrıyeten köfte üzerine çok güzel bir şarkı yapıyoruz. Bunu senin seslendirmeni istiyorum Sıdıka. Arkadaşlar milli atlet Süreyya Ayan'ı çağıralım, o söylesin dediler ama... benim minibüsümde senin sesin yankılansın. Senin sesini istiyorum Sıdıka. Bravo yani Kenan. Bayandan anonslu köfte yapmayı icat eden ilk insansın, biliyor musun? Hatta ilk insanların ilkisin. Projeme destek verdiğin için sağ ol be Sıdıka. E tabi, gerçi sen şimdi Zekeriya amcadan çekiniyorsundur yani. Ama merak etme, ben yarın Zekeriya amcayla konuşursana izin alırım Sıdıka. O biraz zor be Kenan. Babam resmi olarak yaşamıyor artık. Hayattan elini eteğini çekti. Bankadaki bir evrak hatası sonucu kayıtlarda ölü olarak gözüküyor. Zekeriya amca öldü mü? Ya sen ne diyorsun be Sıdıka ya? Vay be! Kızının evlendiğini göremeden gitti adam be. Vay anam be! Ama sen de o kadar naz yaptın ki Sıdıka yani. Yani değil mi? Alo! Alo, kapattın mı kız? Sevgilim, kapattın mı? E tabi, böyle zor bir günde o da haklı yani. Sevgili SEM sakinleri, şu anda meslek hayatımın en zor anonsunu yapıyorum. Sevgili Sıdıka Saka ve Samim Saka'nın babası, müstakbel kayınvalidem Safiye Saka'nın eşi Zekeriya Saka, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Benden yanım biliyorsun. Kes. Pardon Sıdıkam. Sıdıkam. Ya ben seni belki yanlış anlamış, yanlış değerlendirmiş olabilirim ya. Ya ben var ya, ben bir eşekim Sıdıka ya. Eşekim ben ya. Ya müsaade edersen sana yazdığım şiiri okumak istiyorum Sıdıka. Burada benim şiirim, bu da sana okuyacağım şiirim. Birlikte yaşayabileceğin biriyle değil, onsuz yaşayamayacağın biriyle ol. Geldiğin zaman boşluk dolduranlardan değil, gittiğin yeri dolduramayanlardan olsun. Ya işte biz buyuz be kızım ya. Biz buyuz be kızım ya. Ne Sıdıkası lan? Sıdıka mıdıka yok burada, dangalak herif. Defol git yoksa polis çağıracağım. Pardon birader, yanlış yeri fark etmişiz de. Özür dilerim.